Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Ford Puma, Avrupalı rakiplerin arasında çok özel bir yere sahip olup ona sahip olanların çok özel olduğu Ford Puma makyajlandı. Biliyorsunuz savaş artık çok daha çetin. Avrupalılar kendi arasında mücadele ederken bir de oyuna Çinler dahil oldu. Neyse, bu videoda biraz daha Çinlerden uzaklaşıp alıştığımız sulara geri dönelim. Bakalım yeni Ford Puma'da neler değişti, makyajla birlikte şansı ne kadar artacak, yeni Ford Puma'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Ford Puma, Puma adıyla 1997-2002 yılları arasında kup formuyla ve yine Fiesta'nın altyapısıyla yollara çıktı. Hatırlarsanız ben halen yollarda görmekten büyük keyif duyuyorum. Ford karnında tasarımını aldığı New Age tasarım diliyle o dönem üretilse de bir efsane olmayı ne yazık ki başaramadı Puma. Ford, bu isme olan inancını bu defa 2019 yılında son dönemin en popüler karoseri SUV tarzıyla yeniden ortaya çıkaracağını söylediğinde kimse bu kadar iyi bir şey ortaya çıkacağını beklemiyordu. Yarı kompakt B segment crossover olan Puma, Ford'un global B-Car platformu üzerinde Fiesta ile birlikte üretiliyor. İşin Türkçesi Puma aslında yerden yüksek Fiesta, T-Roc'un yerden yüksek pod olması gibi. T-Roc'da satış rakamlarının ilk üçte olmasıyla oldukça popüler, gözümüzden kaçmıyor. Yeni Ford Puma'ya önden baktığımızda ilk bakışta makyaj öncesiyle arasında bir fark yokmuş gibi gelebilir. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Evet, bu farlar yenilendi. Öncesinde otomatik yanan uzun farların LED olduğu farlar yenilenerek dinamik matrix LED'e dönüştü. Bununla birlikte uzun far sistemi de değişti. Böylece uzun farlar açıkken karşıdan gelenin gözlerini rahatsız etmeden siz maksimum şekilde ileriye görebiliyorsunuz. Bu yenilik artıyı kapar. Panjur'un tasarımı makyaj öncesiyle neredeyse aynı. Fark öncesinde kaputun üstünde olan Ford logosunun panjura inmesi olmuş. Bu da ön tasarımın algısını tamamen değiştirmiş. Onun dışında tamponda hiçbir değişim yok. Ford Puma'nın bu 90'lar sonundaki New Age tasarım diline sadık kaldı. Bu dizayn başarılı ve spor görünüyor. Profilde elbette değişime gidilmemiş. Tombik Puma'ya aynen devam. Yeni Ford Puma'nın profiline geçtiğimizde makyaj öncesiyle arasında hiçbir fark bulunmuyor. Puma hem tasarımı hem de karakteriyle spor ve çevik bir izlenimi hep vermiştir. Makyajda bunu bozmayan Puma atik duruşuyla yola devam diyor. Ben açıkçası bu tasarımı gerçekten seviyorum. Özellikle de jantlar çok iyi. Yeni Ford Puma'da giriş seviyesinde 215-55-17 inç olarak gelirken 215-50-18 ve 225-40-19 inç boyutlarında modellerle satın alabilirsiniz. Hepsi de birbirinden şık ve bu tasarıma çok yakışıyor. Ben bu çamurlukların gövde renginde gelmesini de beğeniyorum. Ufak bir detay gibi görünse de hem arabanın daha lüks ve kaliteli görünmesini sağlıyor hem de biraz daha araziden uzak bir izlenim katıyor. Şu arka kapıdan stoplara uzanan rüzgar yolu ve böyle ufak ufak motor güçlendirmesiyle yaratacağı downforce hem tasarıma hem de performansa katkı sunuyor. Gelin bir de görelim bakalım makinenin kasa sağlam mı? Son dönemin modası şeffaf stoplarıyla Puma karizmatik görünüyor. Evet. Biraz tuhaf gelecek belki ama yeni Ford Puma'nın arka tasarımında makyaj öncesine göre bir fark bulunmuyor. Yani adamlar öyle bir zahmete girme düşüncesine bile girmemişler. Yaptıkları tek şey SD-Line'da tek olan ve bence de pek güzel görünmeyen egzoz çıkışını böyle çiftleyerek tam kıvamına getirmek olmuş. Onun dışında arkaya doğru daralan tasarımda tavanda köpek balığı anteni, spor bir spoiler, LED imzasıyla stoplar ve marka model yazıları makyaj öncesiyle tamamen aynı. İşte bildiğimiz Puma diyesi geliyor insanın. Bilmediğimiz şeyler içeride dostlar. Orası tam karnavala dönmüş. Ama önce boyutlar. Yeni Ford Puma standart versiyonla SD versiyon arasında boyut olarak farklı. Yeni Ford Puma 4186 mm ile SD'den 40 mm daha kısa. Aynalar dahil 1930 mm ile aynı genişlikte ve 1533 mm ile SD'den 87 mm daha yüksek boyutlarda. Dingil mesafesi ise 2585 mm ile tatmin edici yaşam hacmini bize veriyor. Ve artık şov zamanı. Değişimin en büyüğü, hatta değişimin ana sebeplerinden biri olan iş mekan, övülmenin yanında en büyük eleştirileri de aldı. Ama nasıl almasın ki? Yeni Ford Puma'nın kapılarından geçip iç mekanı bir göz atarken siz de kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Siz var ya cansınız dostlar, can. Yeni Puma'nın kapı içleri aslına bakılırsa B segment getirilerini karşılayan dizayn ve malzeme kalitesiyle öne çıkıyor. Bunlar makyaj öncesiyle tamamen aynı. Asıl olay içeride. Yine makyaj öncesiyle aynı olan koltuklara oturduğunuzda, yani şimdi demeyeyim dedim ama benim Ford modellerine sürekli söylediğim şeylerin başında her modelin böyle bir transit havasında oluşu geliyor. Yeni Puma'daki bu direksiyon her ne kadar tamamen yenilenmiş olup altıgen formülü sportif dursa da transitteki direksiyonla aynı dostlar. Kırmızı dikişleriyle fark yaratılmak istenen bu direksiyon içeriye birazcık büyük gibi olmuş. Yani çok azıcık. Yeni Puma'nın baktığınız her köşesinde yenilenmenin ve değişimin farkını hissediyorsunuz. SD Line'daki elektrikli ve bu tam anlamıyla performans koltukları çok başarılı duruyor.
Konsola tamamen değişti. Burada direksiyon arkasında 12.8 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran makyaj ünitesine göre büyüdü. Öncesinde SYNC 3 olan işletim sistemi de yeni Puma'da SYNC 4 olarak güncellendi. Buna karşın renk ve tema olarak makyaj ünitesiyle aynı olan bu göstergenin neresine bakarsanız bakın Ford dersiniz. Havalandırma çıkışlarını tepesine alan merkezdeki dokunmatik multimedya ekranı da 12 inçe çıktı. İşte bizim Puma'nın makyajının asıl sebebi bu ekran dostlar. İçerisindeki yazılımlar sayesinde sesli asistan Alexa'da dahil olmak üzere 5G bağlantısı da bulunuyor. Tabi ekran büyüyünce klima kontrolleri de bu ekran üzerine alınmış. Dokunmatik hassasiyeti ve kullanım kolaylığı konusunda çok başarılı olan bu ekranla makyaj ünitesinde kablolu olan CarPlay ve Android Auto da kablosuz hale geldi. Bu ekranı beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu elbette. Fakat ben beğendim. Makyaj ünitesine göre bambaşka bir otomobile biniyormuş hissini vermekle birlikte teknolojik olarak gelişmiş olması tam notu alır. Klima kontrollerinin de ekran üzerinden yapılması buradaki kullanımı ne denli kolaylaştırır ya da zorlaştırır buna son kullanıcı karar verecek. Size şöyle bir bilgi vereyim, bundan sonra Euro NCAP testlerinden yüksek puan almak isteyen otomobil üreticileri iç mekanda fiziksel tuş kullanımına ağırlık vermek zorunda. Yani öyle ortaya bir tablet atalım, her şeyi buradan yapsınlar devri bitti. Ekranın altında ise ekranı açma kapama ve ses ayar tuşuyla özellik tuşlarına yer verilmiş. Burada ayrıca USB bağlantı girişlerini de görüyoruz. Yavaş yavaş stresin ana merkezine doğru geldik. Buradaki vites topuzu eleştiriler alan ilk şeyin başında geliyor. Uzun yıllardır aynı tarzda vites kullanımının olmasını bir nebze anlayışla karşılayan otomobil severlerin 2024'te artık hidrojen mi elektrik mi tartışmaları yaparken bu tekerleğin icadıyla birlikte keşfedilen el frenini görmeleri bardağı taşıran son damla oldu. Ama haklılar şimdi ne diyeyim? Tasarım diyoruz, teknoloji diyoruz, SYNC 4, yapay zeka vesaire derken ortaya hardtut çekmeli el freni çıkıyor. Umarız bir hal çaresine bakarlar. Ford böyle işlerde tasarrufu da seviyor ya, artık toplu siparişler ziyan olmasın diye mi yaptı bilemiyorum. Bunun dışında yolcu tarafı ekranlardan dolayı biraz ikinci planda kalmış gibi görünüyor. Odağın sürücü olduğu kabin genel anlamıyla başarılı ve kullanışlı hissettiriyor. Kol devamımız da var, onu atlamayalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu iç mekan hakkında? Geldik arka koltuklara. Yeni Puma'nın arka yaşam alanı makyajdan en az nasibini alan yerlerden biri. Buradaki iyi diz ve baş mesafesi varlığını korumuş. Ortada küçük diyebileceğimiz şaft tüneli ve buradaki bağlantı ekipmanları da konforu arttırır. Bunun haricinde Isofix bağlantı noktaları da sunuluyor. Yani arka tarafta standart bir yolculuğu yeni Puma ile gerçekleştirebilirsiniz. Bagajda bizi neler bekliyor gelin bir de ona bakalım. Yeni Ford Puma'nın bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 456 litre bir bagaj hacmi sunuluyor ki bu değer bu segment için fazlasıyla iyi ve etkileyici. Arka koltuklara yatırdığınızda ise bu hacim 1216 litreye çıkıyor. Sürüş karakteri konusunda eline su dökülmesinin zor olduğu Ford en küçük SUV'sinde de bu karakterini konuşturuyor. Evet, Ford'un benim nazarımda en eğlenceli olduğu kısım burası. Makyajla birlikte daha fazla gelişen sürücü yardımcı ve güvenlik özelliklerinde Ford kalitesi ve namı yürümeye devam ediyor. Ford'un yenilenen ekranı üzerinden kullanabileceğiniz ve özellikle büyük şehirlerde büyük işinize yarayacak 360 derece kamera, aracın hızını ayarladığınız hızda sabit tutmaya yarayan adaptif hız sabitleyici, yenilenen Matrix LED farlar sayesinde performansı iyileşirken çevreyi rahatsız etmeyen otomatik yanan uzun farlar, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, önden ulaşabilecek kazaları karşı sizi uyaran önden çarpışma uyarısı, hem önde hem arkada park sensörleri, yokuşlardan kalkarken size destek olan yokuş kalkış asistanı, opsiyonlar listesinde yazması muhtemel, sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmadan trafikte ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici ve dur kalk özellikle şerit takip asistanı, şerit takip uyarısı, bu sadece uyarıyor, trafik şartlarının tanıma sistemi ve üzerinde yüklü olan haritalar sayesinde ters yön yola girdiğinizde sizi uyaran ters yol uyarısı yeni Ford Puma'nın sürücü asistanlarını oluşturuyor. Sürüş performansında ise önlerde tam bağımsız MacPherson süspansiyon ve L şekilli alt kontrol kolları mevcut. Arkalarda ise torsiyon kullanılıyor. Tabi bir otomobilin gitmesi kadar durması da önemli. Yeni Puma'da önlerde hava soğutmalı disk frenler kullanılırken arkalarda donanım ve bölgeye göre disk ya da kampana kullanılmış. Tabi ABS, EBD, ESP gibi özellikler standart olarak geliyor. Yeni Ford Puma'nın şüphesiz en kritik bölümü motor seçenekleri. Hem fiyatını hem de tercih edilme sebeplerini büyük ölçüde etkileyecek motor seçeneklerinde elektrikli Puma'yı görmek bizi memnun etti.
Son dönemde yeni çıkan otomobillerde tasarımdan sonra en büyük heyecanımız motor seçeneklerinde yaşanıyor. Nasıl yaşanmasın? Bir bakıyorsunuz yılların Charger Daytona'sı elektrikli olmuş, bir bakıyorsunuz Mustang SUV olmuş. Her an bir heyecan, her an bir sürpriz. Bu heyecana ortak olmak isterseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni Ford Puma'nın da kaderini belirleyecek yegane detaylardan biri motor seçenekleri. Yeni Ford Puma yenilenmeyle birlikte tek bir motor hacmine sahip hibrit motor teknolojisiyle geliyor. 1.0 EcoBoost 3 silindirli benzinli motora 11.5 kW elektrik motoruyla birlikte çalıştırma anında elektrikli olarak yakıt tüketimi azaltılıyor. Mild hibrit dedikleri cinsten. Bu motorun ilk seçeneği 125 beygir güç, 170 Nm tork üretip 6 ileri manuel viteste donatılan versiyon oldu. Ortalama 5.3 litre yakıt sarf eden bu motorun maksimum hızı 191 km/s. Bu motoru 7 ileri şanzıman alırsanız yakıt tüketimi 5.6 litreye çıkıyor. Standart Puma'ların zirvesinde ise 155 beygir güç, 190 Nm tork üreten versiyon bulunuyor. 7 ileri çift kavramlı vitese donatılan bu motorun ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre. Maksimum sürati ise 200 km/s. Hiç fena değil. Puma ST ise, bakın ST Line değil ST, yine 1.0 EcoBoost Hybrid motorla geliyor. Bu motordan 170 beygir güç, 200 Nm tork üretip maksimum 210 km/s hızla çıkabilip ortalama 6 litre yakıt sarf ediliyor. Yani bir arabanın performans modeli için pek kulağı dolduran performans değerleri değil ama neyse. Sürüş tarzı ve dinamikleri olarak her zaman beğenilen Ford, Puma modeliyle 2024'te bir atak yapmaya başarabilecek mi? Bunu da merakla bekliyorum. Gelelim fiyata. Yeni Ford Puma şu an Avrupa'da 28.900 Euro'dan başlayan fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Videonun yayın tarihindeki resmi Türkiye fiyatı ise 1.228.100 lira olarak belirlenmiş. Ne dersiniz, yeni Ford Puma'yı beğendiniz mi? Yeni Ford Puma'nın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni Puma'yı beğendim. Fakat tercih etme konusunda hem dış hem de iç tasarımdan dolayı şahsen pek fazla tercih edeceğimi sanmıyorum. Buna karşın Ford, sürüş zevki ve dinamik performansı nedeniyle kesinlikle tercih edilir. Peki siz yeni Puma hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Ford Puma hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.